Bir alacağımıza karşılık kişiden rehin olarak bir mal aldık. Daha sonradan bu mal bizden çalındı. Bu değerli bir mücevher. Biz alacağımız tahsil etmiş mi olduk? Bu mücevher alacağımızdan daha fazla değeri var. Üstünü vermemiz gerekir mi? Ama bizim bir kusurumuz olmadı. Bizim malımız da çalındı demişler. Evet. Kaynaklarımızda rehin meselesi irdelenirken denir ki rehin madmunun bil ekaldir. Ne demek madmunun bil ekal? Misal üzerinden gidelim. Benim sizden bir şekilde bir alacağım olsa, bu alacağıma mukabil bana bir rehin verseniz. Rehin aslında alacağı sıfırlamaya yönelik değildir. Alacağı almaya teminattır. Yani o alacağımı sizden alabilmem için bir nevi sizi icbar etmek. Çünkü siz o malınıza ulaşabilmeniz için, o malı da benim hapsimi kaldırabilmeniz için, blokomu kaldırabilmeniz için bir an önce borcunuzu ödemeye gayret edeceksiniz. Dolayısıyla sizin borcu ödemeye gayretli olmanız ve ben buradan faydalanmam için rehin sizden alıyorum. Peki bu rehini teslim almamdaki bu kabız, emana tahallük eden bir kabız mı, damana tahallük eden mi? Ne demek eman? Yani bir emanetçi olarak mı ben bunu almış olurum? Yoksa sorumluluk üstlenerek mi ben bunu almış olurum? Burada kaynaklarımızda der ki bu rehini almak sorumluluğu üstlenerek almak kabilindendir. Evet. Ancak külli itibarıyla değildir, ekalli itibarıyla. Ne demek ekalli? Değil. Yine örneklendirelim. Sizden alacağım 100 TL olsun, bana rehin olarak vermiş olduğunuz malın değeri de 50 TL olsun. Ve o mal benim dahlim olmadan helak olsa. Yani helak ve istihlak arasındaki fark vardır ki kardeşimiz zaten çalındı diyor ve benim malım da gitti derken şunu kastediyor. Yani benim burada bir kusurum yok. Kendi malım gibi muhafaza ediyordum, çalındı. Bu şekilde olsa ki buna helak denir. Buraya bir parantez açalım. Çünkü kişi kendisi helak ederse kullanırken o zaman o malın değeri neyse tamamını ödemek zorundadır. Evet. Borcunu aşsın veya borcundan aşağı olsun önemli değil. Ama bu şekilde değil. Kendi kusuru olmadan helak olmuşsa, biz az önceki örneğimizde 100 TL alacağım vardı. Rehin malının değeri 50 idi. O zaman ekal, yani az olan 50'dir. 50 lirası mazmun. Bu şu demektir. Alacağımdan 50 lirasını tahsil ettim demektir. 50 lira da alacağım kaldı demektir. Bunun tersi olsa, yani alacağım 50, rehin malının değeri 100 lira olsa, bu durumda rehin malı biraz önce bahsettiğimiz gibi benim iradem, yani benim dahlim olmadan helak olsa, bu durumda yine ekal olan alacak olduğundan dolayı, hani misalimizde 50 lira alacağımız vardı, evet, ya, ben alacağımı almış olurum ama rehin malında bir kalan 50 var, artı, evet, 50 var, o da emanettir. Emanette la tuzmandır, ödeme sorumluluğum yoktur. Yani size ben üste bir şey vermemi gerekli kılan bir durum yoktur. Çünkü siz bana o rehini vermekle, kullanmama izin vererek vermediniz bunu. Bu bir emanet olarak verilmiştir. Ama borcunuz miktarı benim damanımda, borcumun üzerinde olan, yani alacağımın üzerindeki olan miktar ise emanet konumundadır. Nasıl ki bana verdiğiniz bir emanet mal, benim dahlim olmadan helak olması durumunda size bir şey ödemek sorumluluğunda değilsem hukuksal olarak, burada da o fazlalık miktarı ödemek zorunda değilim. Şimdi buna göre soruda diyor ki kardeşimiz, alacağıma mukabil mücevher aldım ki değeri muhtemelen alacaktan fazla. Ve hırsız geldi, kendi malımla beraber bunu da aldı gitti. Yani helak oldu, istihlak değil. Bu durumda borcunuzdan daha fazla olması halse bile bir kere alacağınızı almış oldunuz. Evet. Fazla bir miktar vardır. Karşı taraf bunu talep edebilir mi? Karşı tarafın böyle bir şey talep etme hakkı yoktur. O yüzden uygun olan bu gibi noktalarda rehin olarak verilen borçtan fazla olmaması, yani borcu eşit karşılayabilmesidir. Olmaz. Ama tabii bu belki karşı tarafı seni daha fazla tahrik etsin diye, yani borcunu ödeme noktasında daha fazla gayrete sarf etmesi için daha pahalı bir emtia da senden talep edebilir. Ki bu zaten iki tarafın iradesiyle oluşan bir şeydir. Rehin akdi iptidada gayri lazimidir. Yani ben rehin isterim, sen vereceğim desen de vermeme hakkına sahipsin. Ama verdikten sonra artık senin açından bu lazimidir. Borcunu ödemedikçe ben o rehini sana teslim etmeme hakkına sahip olacağım. Kendi buna bir zarar verdiği takdirde o zaman ödemek zorunda. Zaten tamamını ödemesi gerekir. Tamam. Emanette de böyledir zaten. Evet. Yani tamamıyla emanettir ama o emanet mazmunluluk noktasında ekalli,
ne kadarsa o kadarı ödeme sorumluluğunda, üst taraf ise emanet olarak değerlendirilir. Buna fıkıh dilinde mazmunun bil ekal ifadesi kullanılıyor. Yani en azıyla tazmin edilmesi gerekir. Öğreneceğiz inşallah hocam. Yani terimleri de yavaş yavaş öğreneceğiz inşallah.